Şeyi gördünüz mü siz kademeli normalleşmeyi? Kademeli olarak 17 gün öncesine geri döndük. Acaba biz geri geri mi normalleşiyoruz ki? Ben onu da anlayamadım bir türlü. Yüksek ihtimal geri geri normalleşiyoruz böyle arka tarafa doğru hani. Böyle diyorlar ki hani bir böyle bir kalın hani sonra geri geri normalleşeceğiz biz. İnanılmaz ya. Gene çıkamıyoruz. Hafta sonu yine çıkamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Yani ben tekrardan söylerim. Hadi ben son 7-8 senedir benim zaten normalim bu. Ben zaten karantinadayım. O apayrı bir konu da 7-8 senedir. Çağatay 500 farklı anime sesi çıkarabiliyor. Tebrik ederim Çağatay'ı. Enes. Ne yapmam gerekiyor bu konuyla alakalı? Vanda hoş geldin. Tebrik ediyorum kendisini. Şeye üzülüyor insan işte diyorum ya. Yani şimdi hala da kapalı kalan yerlere bakıyorsun. Kahvehaneler, kıraathaneler, alkollü mekanlar. Ya bu insanlar bittiler yani artık zaten. Bu da üstüne gelince şimdi. Bitti mesela bu insanlar. Vallahi yemin ederim arada sırada böyle esnaf aklıma gerçi böyle içim ara sıra da değil böyle sürekli aklıma geliyor. Gerçekten içim acıyor ki onların ne yaşadığını, nasıl bir kaygı yaşadığını ben şu anda tahmin bile edemiyorum. Alkollü mekanlar açılmayacak. Kafe ve alkollü yerin ne farkı var ki? İşte bir tanesinde alkol bir tanesinde alkol tüketiliyor. Büyük bir çoğunluğu battı zaten. Evet, ne yazık ki battılar yani. Mesela bazı küçük butik pansiyon sahipleri, hele ki turistlerin görebileceği alanlarda bulunmayan bu pansiyonlu mansiyon bilmem ne sahipleri. Bilmiyorum yani biraz garipleşiyor her şey. Hepimizin ahiretliğini yapacaklar. Nereler kapalı şu anda? Dur bakayım. Yeni yasaklar. Yasaklar. 19 Mayıs'ta tam kapama olacak mı? Hangi güne denk geliyor? Çarşamba. Bilemiyorum. 19 Mayıs'a aniden bir şey çıkabilir. Rekor bir sayıyla. Bugün itibariyle tam kapama sona erdi. İçişleri Bakanlığı ise kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Bu genelgenin hemen ardından binlerce kişi pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Saatleri nelerdir? Yasaklar kalktı mı? 19 Mayıs'ta tam kapama olacak mı? Sorusu sorulmaya başlandı. İşte madde madde genelge ayrıntıları. Evet. Abi bak yine 1000 tane soru soruyorsunuz. Gördün mü? 17 Mayıs Pazartesi saat 5'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'a kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Evet duyduk. Didi didi. Gene bak görüyor musunuz? Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyalizasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyması noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşım sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Ne fedakar insanlarız hepimiz. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. O gel tabii ki de kimler? Dur tahmin edeyim. Çalışanlar. Siz gene şeysiniz değil mi? Sizin herhangi bir kısıtlamanız yok. Mesela atıyorum vardiyalı işçi olarak çalışıyorsun diyelim ki bir fabrikada. Sen akşam 9'dan 5'e kadar fabrikada duruyorsun, değil mi? Vardiyalı bir işçi olarak. Akşam bulaşma riski bizim anladığımız tabii ki de daha yüksek. Hı.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi ve pazar günlerinde. Tabii ki de yine cumartesi yapabiliyorsunuz ki hafta sonu da daha çok yayılıyor. Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatler arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Fırınlar da açık tabi. Ekmek de alabiliyoruz. Ve işte. Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüs sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi de yani mesela şimdi otele gittim mesela diyelim ki köpük partisi var oraya katılabiliyorsun. Ben öyle anladım. Doğru mu anladım? Turistik olarak. Turistik olarak budur değil mi efendim? Ha tamam anladım. Yani köpük partisine girebiliyor böyle hani tıkış tıkış hani böyle 40 kişi böyle bir arada hani duruyorlar ya. Mesela ondan sonra da atıyorum Antalya'da işte kaptı diyelim ki birisinden. Ki aslında çoğu bildiğim kadarıyla aşılı ama. Diyelim ki kaptı diyelim ki koronavirüsü. Antalya'da böyle o şeyde gezerken, çarşıda gezerken gariban Mustafa amcama bulaştırdı. Bu olabiliyor değil mi? Mustafa amca hafta sonu çıkamıyor ama. Mustafa amca hafta içi dükkanda biliyorsunuz ki. Ha tabii yani eğer dükkanı da açıksa. Mesela kahvehane sahibiyse Mustafa amca orada da yok. Ay. Bakalım. Bakalım. Asıl şimdi tatil geliyor. Şimdi tekrardan ne görme vakti? Bu Twitter'da, Twitter'da işte ay oldu çıktınız. Hıa götünüzün üstünde otursaydınız hıa diyenlerin Bodrum ve Çeşme storylerini izleme vaktimiz geliyor. Bir bekleyin bakalım. Bir bekleyin bakalım. Onları izleyeceğiz. Bu sefer ama bu sefer bu sefer enayi yok. Enayi yok. Enayi Pelin yok bu sefer. Ben de gideceğim. Bana ne ya? Bana ne lan? Yetti lan canıma tak dedi ha. Vallahi canıma takıyor. Ben de gideceğim ya. Gideceğim kardeşim tatile. Gideceğim. Biraz da benim storylerimi izleyin. Yetti lan canıma. Bir salak ben miyim? 1,5 yıldır evin içinde otur Allah otur, otur Allah otur. Dışarı çıkma, oraya çıkma, buraya çıkma. Eş görme, dost görme, arkadaş görme. Yeter ben ne gideyim lan. Ben de gidiyorum. Nereye gidiyor? Şeye çıkıyor. Buradaki dağa çıkıyor. Buradaki dağa çıkacağım. Gör beni. Gör beni. Tam kapama sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Okey bunu zaten biliyoruz. Aşı hakkını kullanarak. Benim hakkım yoktu. Ha tamam biz değilmiş zaten. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir 65 yaş çıkabiliyor değil mi dışarıya? Parklarda falan oturabilecekler. Abi otursunlar ne olur. Bir şey söyleyeceğim o insanlara çok fazla yaklaşmasanız etmeseniz olur değil mi ya? Aşılıysa çıkabilecek doğru. Ama 65 yaş üstüne zaten aşı hakkı verilmedi mi? Ha, şimdi tek doz oldu değil mi? Okey. Okey. Şehir arası seyahat kısıtlaması yok zaten. Şehir arası seyahat edebiliyoruz. Didi. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi hafta içi günlerde 7-20 saatler arasında gel al ve paket servis. 20-24 saatler arasında ise sadece paket servis. Hafta sonlarında ise 7-24 saatler arasında yani gene oturamıyoruz bir yerde.
Gazino, taverna, birahane, nargile salonu, kafeleri, sinema salonları. Sinemacılar, tiyatrolar. Ay ay. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler. İnternet kafe salonu, elektrik oyun, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, luna park ve tematik parklar. Çalacakları ise masa, sandalye, taburiyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edecektir. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani çok yüksek müsaade verinizle ama şimdi biz AVM'leri açıyoruz ya, hani AVM'ler açık ya. Ben buradaki Sera AVM'ye mesela bir iki kere falan, iki kere değil, yok, daha fazla gitmişim. 3-4 kere gitmişimdir. İşte kahve almaya gidiyorum ama bir ihtiyacım oluyor, onu almaya gidiyorum. Hani internetten adamı alamadım edemedim ya da çok uzun sürebilecek şeyleri almaya oraya gidiyorum. Size yemin ediyorum küçük bir tiyatro salonundan daha fazla insan dip dibe geçiyor, dip dibe duruyor, dip dibe sırada bekliyor. Hiç kimse, AVM'lerin içerisinde kimse kusura bakmasın, mesafe kurallarına uymuyor. 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 Giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro vesaire, büro ve iş yerleri. Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamaları oluşturulduğunda yoğunluğun önüne geçebilmesi için indirim uygulamaları en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyotlarla yapılması gerekmektedir. Ya bir şey diyebilir miyim? Ya gerçekten bunu artık dayanamıyorum. Kusura bakmasın. Bunu bir sormak istiyorum. Ya neden? Neden neden? Yani haksız rekabeti önlemek içinse eğer yapılan bu hamle. Kusura bakmayın ama zaten ortada çok 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 haksız bir rekabet var zaten. Çok büyük bir haksız rekabet var zaten ortada yani. Öyle böyle bir haksız rekabet yok. Ya hafta içi gidip olabilir hafta sonu. Ne şimdi bu? Ne şimdi bu ya? Kimin gazını alıyorlar abi? Benim gazım alınmıyor. Benim gazım alınmıyor vallahi. Kimin gazı alınıyor? Sizinki alınıyorsa bileyim. Benimki alınmıyor şahsen, bilin yani. Benim gazım alınmıyor. Ki en çok, ki en, bir şey söyleyeyim yani, her zaman da söylüyorum, biz internet içerisinde iş yapanlar bundan son şikayet edecek insanlarız. Çünkü bizim işimiz burada zaten. Benim işim bir evin bir odasında bir internet bağlantısıyla bir PC ile yapılabilen bir iş. Ki yani en rahat olunması gereken, en böyle hani gazlı olmaması gereken insan olmama rağmen vallahi bende oturdu ya, bana oturdu Kur'an çarpsın ki. Ya kapanmada bardaklar kırıldı. Bana bardak satmadılar. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayamışım su içeceğim gibi yaşadım bir süre. Yani kapanmada şarj aleti alamayan tanıdıklarım var. Şarj aletleri bozuldu. İnsanlar telefonlarını kullanamadılar şarj aleti alamadıkları için. Ara kablo mu alamamışlar? Adaptör mü alamamışlar? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eğitim faaliyetleri. Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir. Hı. Aa, dur bakayım.
Yapılamıyor mu gene de? Yine mi düğünlerde yapılmıyor? Yoksa? Bir sen ben şu an bir şey arıyorum da nerede onlar? Nerede onlar? Üniversiteler bu genelgeden de size.